15 yılda çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız bir kanun var mı? Yok. O zaman niye başkanlık? Hükümetsin. Yapmak isteyip de yapamadığın var mı? Her istediğini yaptın. Kimlik üzerinden siyaset yaptın. İnanç üzerinden siyaset yaptın. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın. Toplumu karpuz gibi böldün, ayrıştırdın. Vatandaş komşusunun kimliğini, inancını sorgulamaya başladı. Senin yüzünden. Şimdi bütün bunları anayasa hükmü haline getirmek istiyorlar. Nasıl bir başkanlık? Amerikan modeli başkanlık mı? Hayır. Kendilerine özgü bir başkanlık. Türk tipi başkanlık diyorlar. Bunun Türk tipiyle ilgisi yoktur arkadaşlar. Gayrimilli bir başkanlıktır bu. Esad'ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya. Düşmandı. Düşmandı Esad. Esed ettiler. Şimdi anayasasını getiriyorlar, meclisten geçirecekler. Kabul edecekler. Demokratik parlamenter sistemden dikta yönetimine geçmek istiyorlar. Totaliter yönetime geçmek istiyorlar. Demokrasisi gelişmiş bir ülke ancak saygın bir ülkedir. Totaliter yönetimlerin olduğu ülkeler saygın ülkeler değildir. Olamaz. Hiç kimse milletin verdiği yetkiyi başka bir organa devretmemelidir. Cumhurbaşkanına tek başına hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih etme yetkisini veriyorlar. Ya niye feshettin? Feshettim arkadaş. Keyfim öyle istiyor. Gerekçe soramayız. Çünkü gerekçe olmayacak. Yok öyle bir şey. Ben buna evet diyenler vatana ihanet ediyor derken bunu kastediyorum. Sevgili Binali Yıldırım, bunu kastediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetki Türkiye'yi felakete sürükleyen bir adama veriyorsunuz. Bunu söylüyorum. Bunların milli iradesinden kastettikleri sarayın iradesi. O kadar. Bir adamın iradesi milli irade olarak kabul ediyorlar. Milli irade yetkinin saraydan alınıp halka verilmesi demektir. Milli irade budur. Şimdi aradan geçti 100 yıla yakın süre, halktan alıyoruz yetki, yine saraya veriyoruz. Bunun adı demokrasi midir? Bunun adı ihanettir arkadaşlar. Demokrasiye ihanettir. Devlet yapısını istediği gibi değiştirecek. Şu anda diyelim ki bir bakanlık kurulacak. Ne bakanlığı? Diyelim ki yeni bir bakanlık kurulacak. Bilim Geliştirme Bakanlığı diye. Bu bakanlığı kurmak için meclisin kanun çıkarması lazım. Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacağız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapanmıştır diye bir resmi gazetede bir kararname. Kanun hükmünde kararname. O gün bakanlık kapanıyor. Tekirdağ Valiliği kapatılmıştır. Kaldırdım Tekirdağ Valiliği. Bütün Trakya'yı birleştirdim. Tek bir Trakya eyaleti ilan ettim. Bunların hepsini yapabilecek. Bir kararname. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sadece bu yetki verilmiyor. Ayrıca devlete atama yapılacak değil mi? Bugün bir kişinin müsteşar olması için, müsteşar olarak atanması için kanunda şartlar vardır. Şu kadar yıl devlette hizmet edecek, en az üniversite mezunu olacak diye şartlar vardır. Üst düzey yönetici olacak diye şartlar vardır. Bir sabah kalkacağız, bu şartlar tamamen bitmiş. Ne olacak? Kafasına esecek. Müsteşar olmak için bizim köyden olması şarttır diye bir kararname çıkarabilir mi? Evet çıkarabilir. Böyle bir anayasayı bu millet kabul eder mi? Böyle bir anayasaya evet demek parlamentoya ihanet etmek değil midir? Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi devirde yaşıyoruz? Evet oyu kullanacaklara bir uyarı yapmak isterim. Samimi bir uyarı yapmak isterim. Çocuklarınızı düşünün. Türkiye'nin geleceğini düşünün. Verdiğimiz demokrasi mücadelelerini düşünün. Verdiği demokrasi mücadelesi dolayısıyla hayatını kaybeden insanları düşünün. Herkes elini vicdanına koymalı. Oyunu kullanırken çocuklarını düşünmeli. Onların geleceğini düşünmeli. Türkiye'yi düşünmeli. Sorun bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların ortak sorunudur. O nedenle
bu konuda mücadele verirken ortak mücadele vereceğiz. Sorun CHP'nin sorunu değil tek başına. Birlikte mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar.